Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Thales adında bir CTF ekleyeceğiz. Yine woolhub.com'a gidiyorum ve buradan o CTF'i indirmem gerekiyor. Arama kısmına Thales yazıyorum. Tabii yanlış yazdım. Thales yazıyorum. Burada görebilirsiniz CTF'i. OWL uzantılı bir dosya olarak iniyor. Bunu VirtualBox'ın içerisine eklemeniz gerekiyor. 2,2 GB'lık bir dosya. Zip şeklinde iniyor. Zip'ten çıkarıp kurabilirsiniz. Sonrasında şurada İki tane flag olduğunu, biri user txt, biri de root txt olduğunu söylüyor. Bu şekilde iki tane bayrağa ulaşmamız gerekiyor. Ben bunu indirdim, VirtualBox'ın içerisine kurdum. Şu an şurada çalışır durumda. Şöyle gördüğünüz siyah ekranda Miletus Login adında bir pencere beni karşılıyor. Makinem bu şekilde çalışıyor. Tabii bu çalışa dursun. Biz nmap'le taramayı başlatalım. Sonrasında da artık makine içerisinde neler var öğrenmeye başlayalım. Nmap-, şöyle küçük harflerle, nmap-sn 10.0.2.024 diyorum. Bu şekilde network'ümü tarıyorum. Network'ümde hangi cihazlar var onları görmeye çalışacağım. Burada 10.2.9 IP'si var. Oracle Virtual Box Virtual NIC diyor. Yüksek ihtimalle sanal makinenin IP adresi bu. Bunu kopyaladım. Clear diyorum. Nmap-, bir SYN taraması gerçekleştireceğim. Sonrasında versiyon bilgilerini alacağım. Sonrasında ping atmayacağım. Ping'le vakit kaybetmeyelim. Sonrasında ne diyeceğim? Tire script vuln diyorum. Vulnerable olarak gördüğü scriptleri çalıştırsın arkadaşlar. Yani bir portta eğer bir zafiyet varsa bunu araştırıp bulmasını istiyorum nmap'e. Söylüyorum. 10.0.2.9 dedim ve enter'lıyorum. Bakalım sonuçlar ne gelecek? Bekleyelim, görelim. Evet, sonuçlar geldi. Şöyle yukarı çıkalım, bir bakalım, inceleyelim. Burada 22. portun açık olduğunu söylemiş. OpenSSH 7.6.1 çalıştığını söylemiş. Sonrasında 80. portunda Apache Tomcat olduğunu söylemiş. Burada Slow Loris DOS atağına karşı zafiyetli olduğunu söylemiş. Fakat bununla işimiz yok yani. Hizmetten düşürme saldırısıyla işimiz yok. İçinde iki tane flag var. İçerisine sızıp o flagleri almamız gerekiyor. Sonra HTTP enum ile examples adında bir dizim bulduğunu, manager HTML upload, manager HTML ve docs adında potansiyel, şu interesting'in Türkçesini bir türlü hatırlayamıyorum. Interesting, ilginç dosyalar olduğunu söylemiş. Sonrasında da başka ne söylemiş? Başkasında da yani Tomcat çalıştığını söylemiş. Burada 8080 portu üzerine gidebiliriz. Şöyle Firefox'umuzu açalım. Sonrasında da şu IP adresine bir gidelim arkadaşlar. Tabi bu IP adresine bağlanamıyor. Sebebi de şu. Çünkü HTTP servisi 8080 portuna çalışıyordu. Şu şekilde nokta 2 nokta üst üste ile 8080 portunu belirtiyorum. Ve enter'lıyorum. Buraya geldiğimizde Apache Tomcat Manager sayfası beni karşılıyor. Şuradan server status dediğimde bir username password istiyor benden. Sonra geri gelelim. Manager app dediğim zaman yine bir username password istiyor. Host manager dediğimde yine bir username password istiyor. Şimdi burada biz buraya bir brute force deneyebiliriz. Yani bir kaba kuvvet saldırısı deneyebiliriz. Fakat Tomcat'e nasıl brute force yapılacağını bilmiyorum. O yüzden internetten aratalım. How to Brute Force Apache Tomcat diyorum. Evet, şurada Tomcat Hacktricks adında bir site var. Oraya gidelim. Bakalım neler varmış, neler yokmuş. Bilmiyoruz, öğrenmeye çalışıyoruz. Tabii site açılırsa. Evet, sitemiz açıldı. Şöyle bir inceleyelim. Genelde diyor 8080 portunda çalışır diyor. İşte common Tomcat error yani genel Tomcat hataları şu şekildedir diyor. İşte HTTP status 404 not found falan vesaire demiş. İşte enumeration yollarını aramış. Curl ile siteye bir istekte bulunup Tomcat yazanları alıyor. Burada da belli verileri getirmiş. Sonrasında burada Manager adında bir dizin olduğunu, Host Manager dizin olduğunu, bunlar farklı isimlere sahipmiş, olabilirmiş. Bunları işte brute force ile arayabilirsiniz demiş. Şöyle bir bakalım, Manager'ın içerisine gitmeye çalışalım. Şu 8080 portunda
CTRL-V diyorum. Tabii evet. Benden bir parola istiyor. Evet, manager sayfasına geldik. Şurayı silelim. Tekrar manager'a gidelim. Tekrar o login ekranını bir görelim. Evet, gördüğünüz gibi bizden yine parola istiyor. Şöyle geri gelelim sitemize. Burada demiş ki MSF konsol üzerinde yani burada MSF konsol üzerinde use auxiliary scanner HTTP Tomcat enum diyor. Bu da ne işe yarıyormuş? User'ları tespit edebiliyormuş. Burada da default credential'lar var. Yani varsayılan kimlik doğrulama bilgileri var. Genel olarak admin admin, Tomcat Tomcat ya da admin parola yokmuş. Admin secret, Tomcat secret, admin Tomcat şeklinde belli credential'lar varmış. Sonrasında bunları diyor şu şekilde tespit edebilirsiniz diyor. Use auxiliary scanner, HTTP Tomcat, MGR login. Burada diyor işte sisteme login olmaya çalışabilirsiniz diyor. Yukarıdaki ne işe yarıyordu? User'ları getirmek için kullanılıyordu. Aşağıdaki de eğer bir kullanıcı adı parolamız varsa buradan login olabiliriz demiş. Ya da bir brute force yapabilirsiniz demiş. Login sayfasına Hydra ile yapabilirsiniz demiş. Ya da MGR login ile şuradaki payload ile, payload değil, modül ile bir brute force gerçekleştirebilirsiniz demiş. Biraz araştıralım arkadaşlar. Güzel bilgiler çıktı burada. Sonrasında ne diyor? Burada işte belli bilgiler varmış. Bunlar diyor attacker'lara, saldırganlara information yani bilgi verebilir demiş. Şöyle belli dosyalar varmış. Bunlardan bilgi çıkarabilirmişiz. Sonra pet traversal varmış. Pet traversal. İşte eğer ki diyor yanlış konfigüre edilmişse, zafiyetli konfigüre edilmişse şu şekilde dizinler arasında geçiş yapabilirmişiz. Araştırıyoruz. Sonra remote code execution varmış. Yani terslikten komut yürütme varmış. Eğer diyor access sağladıysanız Tomcat Web Application Manager'a yani Web Application Manager'a eğer login olabildiyseniz buradan diyor bir var file ekleyebilirsiniz. Yani sisteme bir var uzantılı dosya ekleyebilirsiniz. Bu dosyada size hangi yetkilere sahipseniz admin, manager ya da manager script gibi eğer hangi privilege'lara, hangi yetkilere sahipseniz o şekilde bir kod yürütme ekranı sağladığını söylemiş. Bunları aynı şekilde şeyle de yapabilirsiniz demiş. Curl ile de yapabilirsiniz. İşte man shell var diye bir dosya oluşturmuş. Bunu upload file diyerek Tomcat ve password credential'larını verip şuradaki siteye upload etmiş. Metasploit'ten de upload edilebileceğini söylemiş. MCR upload adında bir script olduğunu söylemiş. Bu şekilde de zararlı komutları sisteme yükleyebilirmişiz. Ya da işte MSF Venom'la bir zararlı kod oluşturup curl ile kendimiz de yükleyebiliriz. Manuel de yapabiliriz, otomatik de yapabiliriz. Bunları söylemiş. Şu an güzel görünüyor. İyi bilgiler elde edebildik. Şuradaki credential'ları deneyebiliriz. Mesela admin'i bir deneyelim. Şöyle server status dediğimizde. Mesela admin diyelim. Tabii düzgün yazmam gerekiyor. Şöyle deneyelim arkadaşlar. Neyse, burayla hiç uğraşmayalım. Direkt brute force'a başlayalım arkadaşlar. Brute force için ne söylüyordu? Şuradan use auxiliary scanner Tomcat enum. Buradan ne yapabiliriz? Şuradan yeni sekmeye gidelim. MSF konsolu açalım. User'ları get edebiliriz. Yani user'ları alabiliriz. Bakalım hangi user'lar varmış sistemde. Onları öğrenebiliriz. Tabi bulabilirse deneyeceğiz, göreceğiz. Evet, Metasploit'imiz geldi. Şöyle yapıştırıyorum. Clear diyelim. Options diyelim. Buradan işte brute force hızı var. Sonrasında neler var? Burada bir password alabilir. Rhost'u vermemiz gerekiyor. Yes diyor çünkü burası required alan. Gerekli bir alan. Set rhost diyorum. 10.0.2.9 diyorum. Clear diyelim. Tekrar options deyip seçenekleri görelim. Portumuz da 8080. Burada user file olarak user share metasploit framework data wordlist tomcat mcr default user txt adında bir dosyadan user'ları enumerate etmeye çalışıyor. Bir run edelim. Bakalım hangi user'ları bulabilecek. Target Yuri. Şu URL'i değiştirebiliriz. Şöyle diyelim. Options diyelim. Set target Yuri diyelim. Şöyle manager desek bakalım çalışacak mı? Run diyelim. Evet.
Evet, şu user'ları buldu. Admin, QCC, admin, bot vesaire, manager, role, role 1, root, tomcat vesaire gibi şeyleri buldu. Getirdi bize. Bunları alalım. Bir txt dosyasının içerisine kaydedelim. Şöyle bir tane txt dosyası açacağım. Şöyle bir kapatalım. Şuradan yeni bir sekmeye geliyorum. ls diyelim. Nano users.txt diyorum. Evet, bu dosyayı hızlıca düzenliyorum arkadaşlar. Evet, dosyayı oluşturdum. CTRL-O, Enter CTRL-X diyerek kaydediyorum. Tekrar şuraya gelelim. Clear diyelim. Şimdi buraya bir brute force gerçekleştirmemiz gerekiyor. Brute force içinde ne kullanabilirdik? Şöyle use auxiliary scanner http tomcat mcr login diyor. Bunu kopyalayalım. Gelip buraya CTRL-Shift V ile yapıştırdım. Şu an o modülün içerisine girdim. Clear diyelim. Show options diyorum. Burada gördüğünüz gibi user file vermiş. User pass file vermiş. İşte bir password listesi vermiş. Şuradan user file'ı kendi user'larımızı olarak düzenleyebiliriz. Set user file diyorum. Root user.txt diyorum. Tabii ben onu user.txt olarak mı kaydettim? Yok. Yanlış kaydetmişim. Şöyle user.txt diyorum. Clear diyelim. Options diyelim. Burada opsiyonları görebiliyoruz. Buraya bir rhost vermemiz gerekiyor. Set rhost 10.0.2.9 diyorum. Tekrar bu opsiyonları görelim. Evet, şu an herhangi bir hata, herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Şöyle bir run edelim. Evet, login file diyor. Şu an brute force'u gerçekleştiriyor. Bakalım. Evet, şurada bir tane buldu. Tomcat role 1 dediğinde şu parolaları bulmuş arkadaşlar. Tomcat ve role 1. Şimdi tekrar siteye dönelim. Burada demişti ki eğer ki login olabildiyseniz, eğer ki doğru credential'lara sahipseniz demişti. Buradan kendinize bir shell alabilirsiniz. Bir var dosyası yükleyerek, şöyle aşağıda mıydı? Evet, şurada. Bir var dosyası yükleyerek, var uzantılı bir dosya yükleyerek ne yapabilirdik? Shell alabilirdik. Şurada bir var dosyası yükleyebiliriz. Bunu yapan bir modül var Metasploit içerisinde. O da neymiş? Şuymuş. Use exploit multi http tomcat mcr upload diye bir modül varmış. Şimdi de bunu kullanalım. Bunu kopyaladım. Şuraya clear diyelim. Ctrl shift v ile yapıştırdım ve o modülün içerisine geçtim. Şimdi opsiyonlarını görelim bu modülün. Http password istiyor. Set http password diyelim. Password'ümüz role 1'di. Set http username diyorum. Username'imiz de tomcat'ti. Sonrasında reportumuz 80 değil. Set report diyelim. 80-80 diyelim. Sonrasında da şöyle bir clear deyip tekrar opsiyonlara bakalım. Burada bir rhost vermemiz gerekiyor. Hedef IP adresini vermemiz gerekiyor. Set rhost 10.0.2.9 diyorum. Hedefimin IP adresini de verdim. Tekrar bir bakıyorum. Şöyle opsiyonlar diyorum. Herhangi eksik bir bölge kalmadı. Tüm required alanları doldurduk. Dinleme portumuz, IP adresimiz de hazır. Java Meterpreter Reverse TCP alacağız. Tamam, güzeldir. Şöyle bir run edelim. Bakalım hedefin içerisine sızabilecek miyiz? Evet, şu an hedefin içerisindeyiz arkadaşlar. Meterpreter Session 1 Opened yazıyor. Gördüğünüz gibi hedefin içerisine sızmayı başardık. Şöyle get UID diyelim. Şu an Tomcat kullanıcısıyız. Şöyle bir host name diyelim. Hostname komutu çalışmadı. Uname desek o da çalışmadı. Tamam, şöyle bir shell almaya çalışalım. Shell 1 created demiş. Şöyle ls dediğim zaman çalışabiliyorum. Fakat bu bir interaktif shell değil. Önceki derslerimizde şöyle notlar adında bir txt dosyası oluşturmuştum. Bu notların içerisine bazı yararlı kodlar eklemiştim. Cat değil, nano ile açacağım. Nano notlar.txt diyorum. Şimdi interaktif bir shell alabilmem için şu komutu yazmam gerekiyordu. Python -c ptspan 1000ch dediğim zaman bu şekilde etkileşimsiz bir shell'den etkileşimli bir shell'in içerisine geçebiliyordum. Enter'lıyorum.
Python not found diyor. Yani bu sistem içerisinde Python kurulu değilmiş. Bir de Python 3'ü deneyelim arkadaşlar. Belki Python 3 vardır. Şöyle Python değil de Python 3 diyelim. Bunu tekrar kopyalıyorum. Gelip buraya tekrar yapıştıracağım. Ctrl Shift V ile yapıştırdım. Evet, gördüğünüz gibi shell'i aldım. Fakat clear çalıştırdığım zaman term environment variable not set diyor. Bunun için de bir notumuz vardı. Neydi? Şu export term x term dediğimiz zaman ne oluyordu? Shell'imiz daha güzel bir hale geliyordu. Şöyle Ctrl Shift V ile yapıştırdım. Şimdi clear komutu çalışıyor. Şöyle bir ls diyelim. Şimdi user txt olduğunu görmüştük biz ova dosyasını indirirken. cd home diyorum. ls diyorum. Burada Thales adında bir kullanıcı var. cd Thales diyorum. ls diyorum. Burada notes txt ve user txt var. cat notes txt diyelim ilk önce. Evet, senin için diyor bir backup script'i oluşturdum. Yani yedekleme script'i oluşturdum. The script is in this directory, user local bin, backup sh içerisindeymiş. Güzel. Şurada da user txt'imiz var. Yani flame'imizin biri burada. Cat user.txt diyelim. Evet. User.txt'yi okuyamadık. Çünkü iznimiz yetmiyor. Şöyle who am I diyelim. Şöyle clear diyelim. Who am I diyelim. Yine yanlış yazdım. Who am I? Evet, biz şu an Tomcat kullanıcısıyız. O yüzden burayı okuyamıyoruz. Şöyle yapalım. Sudo -l diyelim. Tomcat'in parolasını istiyor. Elimizde Tomcat'in parolası yok. Evet. Şimdi bizim ilk olarak Thales kullanıcısı içerisine geçmemiz lazım. Şöyle ls-la ile gizli dosyaları da görmek istiyorum. Bakalım başka neler varmış. Evet, burada bir SSH directory'si var. SSH directory'si var. Bir bakalım buna. cd ssh diyelim. ls diyelim. Burada id rsi diye bir dosya var. Bunu görüntülemeye çalışalım. cat id rsi diyelim. Bu bir private key arkadaşlar. Yani biz bununla, bu dosya ile Thales kullanıcısına erişebiliriz. Yani şifre bilmemize, bir parola bilmemize gerek yok. ssh ile doğrudan bu dosya ile erişebiliriz. Ben bunu download edeceğim. Download id RSI diyorum. Bunu da root'un içerisine download ediyorum. Tabi download komutu bulunamadı diyor. Nasıl yapabiliriz? ID RSI dosyasını nasıl alabiliriz? Şöyle metadata'ya geri dönsek alabilir miyiz? Şöyle metadata'ya geri dönsek, cd home desem, ls desem, cd thales desem, ls desem. Burada ssh dosyasının dizilini görebiliyorum. cd nokta ssh diyeceğim. ls diyorum. Burada id rsi dosyamı download edeceğim. Download id rsi'yi root'un içerisine indirmeyi denedim ve bu sefer indirebildim. Şöyle geldiğim zaman şuraya geliyorum. ls diyorum. Burada id rsi dosyamı görebiliyorum. Şimdi biz bununla bağlanabilmek için bunun yetkilerini vermemiz gerekiyor. chmod, şöyle ilk önce ls-l'yi çalıştıralım. Hangi yetkileri sahipmiş onu görelim. Evet, bu yetkileri sahipmiş. Okuma izni var. Sonra yazma izni var. Diğer kullanıcıların ve gruplarında sadece okuma izni var. Şöyle diyelim. id-rsi dosyasının izinlerinin 600 olması lazım. Şöyle 600 veriyorum. Sonrasında ssh diyorum. Thales diyorum. Thales kullanıcısına bağlanacağım. 10.0.2.9 diyorum. -e ile ben bu private key ile bağlanmak istediğimi söylüyorum. Yani id rsi dosyası ile bağlanmak istediğimi söylüyorum. Benden parola istememesi gerekiyor şu an. Enter'lıyorum. Burada enter passphrase for key diyor. Yani bu ssh dosyası aslında bir parola korumasına sahipmiş. Bu parolayı girdikten sonra kullanıcıya login olabiliriz. Fakat biz bunu kırabiliriz. Şöyle yapalım. SSH to John diye bir program var. Tabii doğru yazabilirsem. SSH to John programı şu işe yarıyor. Bu ID RSI dosyasını SSH'ın John'un kırabileceği bir formata çeviriyor. John parola kırmak için kullanılan bir program. Burada ID RSI dosyamı veriyorum. Şöyle bir output veriyorum. Buraya da ne diyelim?
Thales diyelim. Thales kullanıcısının IDRSI şifresi, IDRSI dosyası burada. Enter'lıyorum. Ls istediğim zaman gördüğünüz gibi buraya Thales adında bir dosya oluşturdu. Şimdi ben bunu John Draper'la kırabilirim. Şöyle John diyorum. Sonrasında Thales diyorum. Tire wordlist ile bir wordlist belirteceğim. Wordlist eşittir. User share wordlist rocky.txt diyorum. Enter'lıyorum. Şu an kırmaya başladı. Bakalım kırabilecek mi? Evet, şu an kırdı. Parolasının vodka 06 olduğunu söylüyor. Tabi burada SSH ile tekrar bir bağlantı yapabiliriz. Fakat şurada zaten Matterpreter'ımız vardı. Hemen buradan geçiş yapabiliriz. Şuradan geliyorum. Şu Python 3 kodunu tekrar alıyorum. Kopyaladım. Ve gelip buraya CTRL şifre ile yapıştırdım. Sonra terminalimi daha düzgün bir hale getirmek için şöyle export term xterm diyorum. Şöyle CTRL şifre ile yapıştırdım. Clear dedim. Su komutuyla kullanıcı değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi ben Thales kullanıcısı içerisine geçmek istediğimi söylüyorum. Su Thales diyorum. Benden Thales'in parolasını istiyor. Thales'in parolası neydi? Şurada yazıyor. Vodka 06'ymış. Bunu yazalım. Vodka 06 diyorum. Ve şu an PyAMI çalıştırdığım zaman Thales kullanıcısı olduğumu görebiliyorum. Şöyle bir ls diyelim. Şöyle önceki dizine gelelim. Burada user.txt vardı. Cat user.txt diyelim. Evet, şu an ben bu user.txt'yi okuyabiliyorum. Şuradaki notes.txt'ye tekrar bakalım. Cat notes.txt diyelim. Burada senin için bir backup skripti oluşturdum diyor. Nerede? User local bin içerisinde backup sh adında bir dosya varmış. Bunu kopyalayalım. Bunun içerisine gidelim. ls-l diyelim. Burada bir backup skripti var gördüğünüz gibi. Backup sh adında bir dosya var. Yetkileri olabildiğince yüksek. Yani tüm yetkiler var burada. Şimdi backup sh'ın içeriğini görüntüleyelim. Cat backup nokta, tabii niye böyle oldu? Cat backup nokta sh diyorum. Şuraya noktayı koydum. Evet, burada bir kod var. Bu kodu bir inceleyelim. What is the backup? What to backup diyor. Neyi backup ediyor? OPT dizinin içerisindeki Tomcat dosyalarını alıp backup ediyormuş. Nereye backup ediyor? Var backup altına bir backup alıyor. Yani bu backup dediği yedek arkadaşlar. Sonra bir arşiv dosyası oluşturuyormuş. Şuradaki kriterlere göre bir dosya oluşturuyor. Arşiv file oluşturuyor. Sonrasında da burada ismini yazdırıyor. Nereye yazdırdığını söylemiş. Ve date'i falan bastırıyormuş. Burada tarlıyormuş işte. Yani arşivliyormuş bu dosyaları. Backup files olarak arşivliyormuş. Sonra da bir son dosyası, yani bir status mesajı bastırıyormuş. Backup finish diyormuş. Sonrasında da log listing of files. Evet, böyle bir dosyamız varmış arkadaşlar. Yazma okuma izinlerimiz var. Şimdi size reverse shell'den bahsedeceğim. Şöyle internet üzerinde arama yapabiliriz. Reverse shell cheat sheet diye ararsak eğer. Bu ne işe yarıyor? Bizim reverse shell alabilmemiz için bir kılavuz gibi bir şey olarak düşünebilirsiniz. Birazdan daha iyi anlayacaksınız. Burada pentestmonkey.net var. Burada reverse shell'ler var arkadaşlar. Bunlar kodlar. Bunları çalıştırdığınız zaman ters bağlantı alabiliyorsunuz. Örnek olarak şunu inceleyelim. Bakın burada bir soket bağlantısı gerçekleşiyor. Şu Python koduna bir bakalım. Python bilmeniz gerekmiyor. Ne yapıyor burada? S.connect diyor. S adında bir değişken oluşturmuş. Connect demiş. Nereye connect olsun demiş. 10.0.1.1.2.3.4 portuna bağlansın demiş. Şimdi biz de aynı şekilde bir reverse shell oluşturabiliriz. Mesela şöyle IP'a diyorum. Benim IP adresim 10.0.2.4. Eğer ben hedefin içerisinde bir kod çalıştırabilirsem hedefe şunu diyebilirim. Git 10.0.2.4 IP adresine, örnek veriyorum, 4444 portundan bağla. Sonra ben kendi bilgisayarımda da, şu makinemde de, şu gördüğünüz kullandığım makinede de, Linux makinesinde 4444 portunu dinlemeye alabilirim. Oradan gelecek bağlantı isteklerini kabul edebilirim. İşte buna reverse shell deniyor, ters bağlantı deniyor.
Hedef gelip bizim bilgisayarımıza bağlanacak. Bunun için de belli kodlar mevcut arkadaşlar. Burada söylemiş neleri kullanabileceğinizi, anlatmış kısaca. Şuradaki Netcat kısmındaki şu kodu kopyalayıp kullanabiliriz arkadaşlar. Şunu kopyalıyorum. Geliyorum. Şuradaki dokümantasyonumun içerisine alacağım. CTRL Shift V ile yapıştırıyorum. Burayı tabi düzenlemem lazım kendi IP adresime göre. Benim IP adresim 10.0.2.10.0.04 değil, 2.4 doğru. Bunu hedefin eğer çalıştırabildiğim bir dosyası varsa onun içerisine yazarsam demek ki ben shell'de alabilirim. Şimdi daha detaylı görelim. Şöyle yapalım arkadaşlar. Echo diyelim. Echo komutu ile yazdırmaya çalışacağım. Echo CTRL Shift V ile yapıştırdım. Tabii kötü oldu. Shell'i biraz küçültsem. Şöyle shell diyeceğim. Tekrar yaptığım adımları yapmak zorunda kalacağım. Çünkü terminal ekranında hata aldım. Şöyle CTRL-C ile yapıştırdım. Tabii kopyalayamadım. Niye böyle oldu? Şunu kopyalıyorum. Copy Selection dedim. Gelip buraya CTRL-Shift-V ile yapıştırdım. Sonrasında da tekrar şuradaki kodumu alacağım. Export term, xterm diyorum. Gelip buraya CTRL Shift V ile yapıştırıyorum. Su, Thales diyorum. Thales kullanıcısı içerisine tekrar geçeceğim. Yani yaptığım adımları tekrarlıyorum. Parolamız neydi? Vodka 06 idi. Evet, girdik içerisine. Şöyle tekrar önceki dizinlere gelelim. Şöyle CD Thales diyelim. Cat notes.txt diyeceğim. Şöyle cat notes.txt diyorum. Şu dizin içerisine tekrar gidiyorum. Aslında bunlar yaptığım şeyler. Hiç kafanız karışmasın. CTRL Shift V diyorum. Ben oturumumu kaybettiğim için böyle oldu. Şimdi tekrar aynı şekilde deneyeceğim. Echo. Sonrasında da şuradaki skripti alıp yapıştıracağım. RM temp ile başlayan skripti şöyle. Komple kopyalıyorum. Copy Selection dedim. Gelip buraya yapıştırdım. Ama yine olmadı. Şöyle yapsak. Exit desem. CTRL-Z desem. Yes desem. Tekrar aynısını yapacağım arkadaşlar. Bakalım buradan nasıl kaçabiliriz. Echo komutunu çalıştıramadım. Şurayı tekrar aynı işlemleri yapıyorum. Copy Selection dedim. CTRL-Shift-V ile yapıştırdım. Sonrasında da şurayı tekrar Export Term, Xterm diyorum. Gelip buraya yapıştırdım. Su Thales dedim. Şuraya Vodka 06 parolamı verdim. Bir önceki dizine geldim. Şöyle cat notes.txt diyelim. Şu dizin içerisine tekrar gidelim. Copy Selection, CTRL Shift V ile geldim. Şimdi tekrar Echo çalıştırmaya çalışacağım. Echo dedim. Bu sefer şuradan kopyalayacağım. Buradan kopyalayamam çünkü IP adresini değiştirmem lazım. Tekrar şuraya geldim. Şunu kopyaladım. Şöyle paste clipboard dedim. Evet. Yani doğrudan yapıştırdığım zaman CTRL Shift V ile komut otomatik olarak yürütüyor. O da benim istediğim bir şey değil. Şöyle iki tane büyüktür işareti vererek dosyanın içerisine ekliyorum arkadaşlar. Yani içeriğini koruyarak yazdırmaya çalışacağım. Sonrasında da ne diyorum? Backup.sh. Yani ben aslında echo ile şu komutu aldım. Backup.sh'ın son satırını ekledim. Tabii yapacağım iş böyle bitmiyor. Benim netcat ile bir dinleme yapmam lazım. Netcat-nvlp diyorum. 1, 2, 3, 4 portunu dinleyeceğim. Şimdi bunu açıklayayım size. Burada netcat-n DNS çözümlemesi yapmıyor. Yani bu ismi çözmeye çalışmıyor. Ve verbose mod demek. Yani ayrıntılı bilgiler listeliyor. TL listen demek. Yani buradan dinleme yap demek. P de hangi porttan dinleme yapacağını soruyor. Burada da 1, 2, 3, 4 diyoruz. Yani benim bilgisayarım şu anda 1, 2, 3, 4'ten gelecek bağlantıları dinliyor. Bakalım buraya bir bağlantı gelecek mi? Ben burayı da enter'lıyorum. Şu an bu içeriği gidip backup.sh'in içerisine yazdım. Geliyorum şöyle. Bakıyorum herhangi bir bağlantı yok.
Fakat bizim bir dosyayı çalıştırma yetkimiz vardı. Şöyle bir çalıştırmaya deneyelim. Back up.sh diyorum. Şöyle büyüteyim sizin için. Böyle sh dosyalarını çalıştırmak için başından nokta slash koyuyoruz arkadaşlar. Backup sh diyorum. Enter'lıyorum. Evet, hata verdi. Sudo ile çalıştırsam. Şöyle back up.sh desem. Thales'in parolasını istiyor. Buraya vodka 06 diyorum. Enter'lıyorum. Evet, şu an Thales'in Sudoers file'da olmadığını söylüyor. Şöyle bir clear diyelim. ls diyelim. Evet. Nerede hata yaptığımı buldum arkadaşlar. Çünkü ben backup sh'i buraya oluşturmuşum. Biraz fazla hata yaptım ama tabii böyle uygulamalı eğitimler biraz zorlayabiliyor arkadaşlar. İllaki hatalar çıkıyor. Normalde zaten yaşadığımız şey. CD diyorum. Buraya gidiyorum. Ben normal backup sh'in içerisine değil, kendim buraya bir dosya oluşturmuşum. Şöyle echo diyorum. Şuraya geldim. Tekrar şunu kopyalıyorum arkadaşlar. Copy selection dedim. Buraya paste diyorum. Sonrasında yine aynı yaptığım işlemi yapıyorum. Back up.sh diyorum. Enter'lıyorum. Dosyanın içerisine yazıldı. Şuradan hala listen durumundayım. Bunu çalıştırabilir miyim? Bakalım. Nokta slash back up.sh diyorum. Enter'lıyorum. Evet, backup bitti ama neden oturum alamadım? Bizim IP adresimiz 10.0.2.4 müydü? Evet. Evet, şu an hala alamadık. Clear diyelim. Cat back up.sh diyelim. Evet, bunun sonunda komutumuz yazıyor. Netcat'e 0.2.4'e 1.2.3.4 portuna bağlanacak. Acaba backup almasını mı beklememiz lazım? Kendisi otomatik olarak backup alıyormuş. Kodu tekrar inceleyelim. Tekrar çalıştırmaya deneyeceğim. Nokta slash backup.sh diyorum. Şöyle yes desem. Permission denied hatası veriyor. Sudo ile çalıştırmaya çalışsam. Sudo nokta slash thales.sh desem. Thales'in parolasını istiyor. Vodka 06 diyorum. Thales is not sudo fires diyor. Neden böyle oldu? Bu dosyayı çalıştırabilmemiz lazım. Backup.sh. Bu dosya çalıştığı anda doğrudan shell alacağız ama bu dosyayı nasıl çalıştıracağız? Yetkimiz var ama çalışmıyor. Şöyle tekrar ls-l desem yetkilerimiz var. Şöyle grup deyip gruplarımı görmeye çalışsam. Şöyle groups diyelim. Thales'te, ADM'de, CD-ROM'da, sudo'da, sudo grubunda varız. Ama sudoers file'da bizim bu dosyayı çalıştırma yetkimiz yok. Bir bakayım arkadaşlar, bir araştırayım bakayım nasıl çözebilirim bu sorunu. Evet arkadaşlar, root shell'i aldık. Bunun sebebi şu. Bu kendisi otomatik olarak bu script'i çalıştırıyor. Herhangi bir şey çalıştırmadım. Yani belli bir süre beklediğiniz zaman otomatik olarak kendisi backup alıyor. O backup aldığı zaman da kodu çalıştırmış oluyor. Kodu çalıştırdıktan sonra da sisteme otomatik olarak erişim sağlamış oluyoruz. Yani herhangi yanlış bir şey yapmadık. Şöyle ID diyelim. Şu an root olarak içerisindeyiz. Gördüğünüz gibi term environment variable not set diyor. Yine aynı şekilde şuradaki komutu kopyalayıp yapıştırabiliriz. Ctrl Shift B dedim. Ls dediğimde burada cat
root.txt'yi görebiliyorum. Evet, root.txt'yi de aldık. CTF'i başarıyla tamamlamış olduk arkadaşlar. Yine hatalarla karşılaştık ama önemli olan hatalarla karşılaşmak değil, o hataları nasıl çözdüğümüz. Şimdi bir dersi burada sonlandıralım. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.